Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Balkabağının reçeli en az tatlısı kadar güzel oluyor ve ben bugün sizlere en pratik şekilde balkabağ reçelini nasıl pişireceğini anlatmak istiyorum. Şimdi ben tarttım bu iki iri dilim balkabağı 1 kilo 250 gram geldi. Fakat şimdi göreceksiniz şu iç kısımlarını aldığımda 1 kilo kadar balkabağı kullanmış oldum. Bu kabakları biz daha acemiyiz, bahçemizde yetiştirdik. Hatta tam olmamıştı. Biraz hamdı bal kabakları ve ben tereddütle yaptım bu reçeli. Acaba nasıl olur diye. Fakat sonuca ben de inanamadım. Siz de karelerde göreceksiniz. Mükemmel bir reçel oldu. Sanki kireç kaymağında yapılmış gibi. Dışı böyle parlak, çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık, şekerleme lezzetinde bir şey oldu. Ben de çok beğendim, bayıldım. Şimdi geceden 1 kilo bal kabağına 4 su bardağı, yani yaklaşık 850-900 gram kadar toz şeker koydum. Şimdi biraz da limon sıkacağım. Limon tuzu ve limon kullandım bu reçelde. Ee, onlar da çok güzel sıkı bir dokunuş verdi kaba göreceksiniz kesinlikle erime olmadı. Yarım limonu sıktım. Şimdi kapağını kapatacağım. Sabaha kadar beklesin. Siz de eğer sabah koyarsanız en az 8 saat bekletin şekerde. Kabaklar şu anda gördüğünüz gibi o şekeri çekiyor ve sertleşiyor, küçülüyorlar. Kabaklar şekerde beklerken bir iki kez karıştırdım şekerle meyveleri. Bir alt üst yaptım. Artık pişirmeye başlayabilirim. Ocağımı açıyorum. Çok kısık değil. Kısıktan biraz yüksek, hafif yüksek ateşe koydum. Tarçın çubuğu ve karanfil ilave ediyorum. Ben her reçele koyarım. Oynatma listesinde, kanalımda reçeller kısmına bakarsanız orada böyle farklı birkaç reçelim var. Mutlaka tarçın çubuğu ve karanfil koyarım. Bu sefer limon tuzu da kullandım. Gördüğünüz gibi bir tutam da limon tuzu koydum. Eğer evinizde yoksa şart değil. Şimdi diyelim ki siz çok e, olgunlaşmış yumuşak bir kabaktan yapıyorsunuz. O zaman kabakların dağılma riski belki olabilir. Biraz pişirdikten sonra yani bir 10 dakika kaynayınca e, delikli kepçeyle kabakları kenara alın. Şerbeti yoğunlaştıktan sonra Kabakları tekrar içine koyun, öyle pişirmeye devam edin. Eğer çok yumuşak bir kabaktan yapıyorsanız. Şimdi ben bir 30-35 dakika sonra gördüğünüz gibi çay tabağına biraz koydum, onu buzluğa attım. Altını kıstım. Eğer ya da yoğun gelirse size tamamen kapatın. Buzlukta bir 5-6 dakika beklesin reçel. Şimdi onu buzluktan alacağım. Kıvamına bakacağım eğer istediğim yoğunluktaysa artık reçelim hazırdır. Benim bu reçelim, heh, şimdi bakalım. Evet, istediğim yoğunlukta daha da tam olarak soğuduğunu düşünürsem reçelim tamam. Benim reçelim tam 50 dakikada hazır hale geldi. Çok mum gibi kısık ateşe gerek yok. Onun bir lokma fazlasında ben pişirdim. Ama Kabağın niteliğine, karakterine göre ve şekerin durumuna göre e, bu pişme süresi değişebilir. E, ben bu tarz test yapıyorum. Yani bu daha bana kolay geliyor. Farklı şekillerde de biraz soğutup denersiniz. Size bir tavsiyem daha var. Herhangi bir reçeli yaptığınızda hemen kavanoza koymak zorunda değilsiniz. Bırakın biraz tencerede soğusun. Kıvamını bir görün. Sonuçta bir konserve değil. Kaynar kaynar koruma mecburiyetimiz yok. Dursun tencerede bir soğusun. Baktınız sulu oldu biraz daha pişirirsiniz. Baktınız da koyu oldu. Azıcık daha su ekleyip bir daha kaynatırsınız. Çünkü sonuçta bir sürü masraf ve emek var. Neden çok sulu ya da katı olsun reçelimiz? Tencerede bir görün onu siz. Şimdi e, 350-400 mililitrelik kavanozlarla iki tane kavanozum oldu tam olarak. Birazcık da arttı. O kadar güzel oldu ki reçel. Yani görüntüsü kadar lezzeti de çok güzeldi. Koku muhteşemdi zaten. Kabağın, tarçının ve karanfilin birleşimi olan koku. Size çok olmuş kabakla da nasıl yapabileceğinizi video içerisinde anlattım. Onlara uyarak gerçekten her türlü kabaktan çok güzel reçel yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Şekerleme görünümünde ve lezzetinde bu tadı mutlaka denemelisiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz reçelimi ve videomu lütfen beğen tuşuna basmayı ve bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi lütfen unutmayın en güzel tariflerde sizlerle birlikte olmak isterim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Saklamaya gelince bu reçel tam usulünde yapılmış bir reçeldir. Kolay kolay küflenmez. İster buzdolabında isterseniz oda ısısında saklayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.